Merhabalar Trabzonsporlar ve Trabzonspor'un tokenına yatırım yapmak isteyen değerli takipçilerim. Bugün size yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Trabzonspor'un taraftar tokenı olan TRA token, Trabzonspor token'dan bahsedeceğiz. Trabzonspor token nasıl alınır? Trabzonspor token'ın alınmasından sonra avantajları nedir? Fiyatı yükselir mi? Trabzonspor token'a yatırım yapılır mı gibi konulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk önce şunu belirteyim. Yaklaşık bir ay sonra Trabzonspor Token 8 TL'den, gördüğünüz gibi 8 TL'den satışa çıkacak arkadaşlar. Bu token'ı almak için ilk önce Cliz borsasına üye olmanız gerekiyor. Bunun için aşağıda açıklamada ve yorumda yine sabitleyeceğim linki tıklayıp Cliz borsasına avantajlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bence hemen kayıt olup yerinize almanızda fayda var. Token satışa çıkıncaya kadar en azından bu borsayı bilmeyen ve tanımayan arkadaşlar da bu borsayı öğrenmiş olur. Söylediğim gibi aşağıda vereceğim link üzerinden kolay bir şekilde ve avantajlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzerine Cliz borsası arkadaşlar tamamen bir taraftar borsası. İşte takımlarla anlaşma yapıp takımların resmi yönetimleriyle anlaşma yapıp takımların tokenlarını bu borsada listeliyor. Daha önce Türkiye'deki örneğinden bahsedecek olursak, daha önce Ciliz arkadaşlar Galatasaray tokenı piyasaya sürmüştü. 10 milyon adet sürmüştü. Tanesini 10 TL'den sürmüştü ve şu an baktığımızda gördüğünüz gibi yaklaşık 2,42 dolar. Yani hemen bakalım. Ortalama 17 lira. Şu anki değeriyle %70 daha üstte çıkmış durumda arkadaşlar. İlk çıktığında %400'e kadar, yani 40 TL'lere kadar prim yapmış bir token'dı. Onun dışında gördüğünüz gibi arkadaşlar Juventus token, Paris Saint Germain token, Barcelona token, Atletico Madrid token, Roma token gibi bu borsada kulüplerin token'larına kolay bir şekilde yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk önce şundan bahsedelim. Bu token'ı almanın avantajı ne? İlk önce Trabzonsporlar takımlarına destek olmuş oluyor arkadaşlar. Yaklaşık 10 milyon token satışa sunulacak ve 8 TL'den, bu da 80 milyon TL gibi bir rakam yapıyor. Bunun büyük bir kısmı kulübe gelir olarak gidecektir. Sonrasında arkadaşlar bu borsada al ve sat işlemleriyle birlikte bu token'dan para kazanma fırsatı da elinizde olacak. Ayrıyeten kulübün yönetimi ve yine statta da değişik ayrıcalıklara ve oy verme hakkına da bu token sayesinde sahip olacaksınız. Gördüğünüz gibi Haber 61'in haberine göre de zaten Trabzonspor bunu KAB'a bildirmiş arkadaşlar. Yani artık bu kesinlikle gerçekleşecek bir olay olarak düşünebilirsiniz. Trabzonspor token'ı almak isteyen arkadaşlar, yine söylüyorum, aşağıdaki link üzerinden Cliz borsasına kayıt olması gerekiyor. Bununla ilgili çok daha detaylı bir video çekeceğim. Token'un satışa çıkacağı zaman da yine aşamalarını bahsedeceğim. Bu yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine anlayamadığınız bir yer, takıldığınız bir yer olursa muhakkak yorum kısmından bana bildirirseniz hemen cevaplıyor olacağım. Bence Trabzonsporlar için güzel bir haber. Türkiye'de ikinci token arkadaşlar, taraftar token'u. Galatasaray'dan sonra ikinci olarak Trabzonspor'un token'ı önümüzdeki ay Cliz borsasında listelenmeye başlayacak. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.